Manşet'e hoş geldiniz. Nur topu gibi bir gündemimiz oldu haftaya başlarken. Erdoğan bütün Almanya gezisindeki hayal kırıklıklarını, ne bileyim yaşanan e, basın toplantısı faciasını, geziden eli boş dönmesini falan filan hepsini unutturdu ve dönüşte yumurtladığı bir lafla herkese 50 artı biri tartıştırıyor şu anda. Haliyle bir numaralı konu bu. Yani e, Erdoğan'a sorulmuştu bir televizyon söyleşisinde. İşte gündemi değiştirdiniz, gündemi belir. Tabii ki ben gündemi belirleyeceğim, tabii ki ben değiştireceğim yani ana amacı bu. Yani gündemi elinde tutmak ve şu anda da olan bu esasen gündemi değiştirdi. Almanya'dan eli boş dönen bir ülke lideri olarak Türkiye Almanya gezisini konuşmuyor. Hani Eurofighter'lar falan alınacaktı. Hepsi çöpe gitti. Ve Almanya'da çok tatsız karşılandı. En düşük protokol seviyesinde ağırlandı. Basın toplantısını görüşmenin öncesine koydu Alman Başbakanı ve kısa tuttu falan. Tek soru aldılar falan Alman gazetecilerden. Neyse ki Alman gazeteciler de buna itiraz etmedi. Esasen itiraz etmedi. Etmeleri gerekir Çünkü iki lider çıkıyor istediğin kadar soru sor yani ya da efendim sınırlarsın beşer soru sekizer soru neyse yani hani o da bir makuldür ama tek soru falan neyse hmm, tuhaf ee, Almanya'nın bunu bir şekilde geçiştirmeye çalıştığı bir şekilde Erdoğan'ı birkaç saatte misafir edip göndermeye çalıştı aşikar ki zaten gezi programının iki günlük değil tek güne hatta birkaç saate düşürülmesi de bundan. Erdoğan'ı bir şekilde başlarından çağırdılar. Yani bir şekilde davet etmiş bulunduk. O da seçim galibiyetinin ardından mayıs iki turlu seçim galibiyetinin ardından tebrik etmek için aradığında Alman şansölyesi Erdoğan'ı şeye davet etmiş de Almanya'ya Erdoğan da davete icabet etmiş. Zaten can atıyor. Almanya'ya gideyim, İtalya'ya gideyim, İngiltere'ye gideyim, Fransa'ya gideyim, Amerika'ya gideyim. Yok işte bir, bir, Almanya seyahati oldu. Avrupa kapılarını kapatmış durumda. Arada da böyle işte bir NATO zirvesi falan olduğunda görünüyor. Bazılarına da gidemiyor sağlık nedenleriyle ayrı bir konu. Şu anda böyle bir şey. İşte 50 artı bir mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Yani falan MHP'yi kızdırdı diyor. Hayır MHP'yi niye kızdırsın ki? Yani önümüzde 5 sene var. 5 sene boyunca her şey olabilir. Yani 5 yıl boyunca MHP ittifakı, koalisyonu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını şunu bunu cebine koymuş durumda. 2028'e kim öyle kim, kim kala yahu? Ayrıca ya MHP'yi niye kızdırsın ya da Erdoğan MHP'yi niçin kızdıracak bir adım atsın? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ona muhtaç. O olmadan kanunları geçiremiyor. MHP'nin muhalefet cephesine geçtiğini düşünsenize. Dolayısıyla Bahçeli'nin ne diyeceğinin de bir önemi yok bir danışıklı dövüş söz konusu Ankara'da. AKP MHP devam ve bu devam edecek. Yani bunun MHP ile ya da bunun ne bileyim Erdoğan bir dönem daha yapmak istiyorla falan ilgisi yok ki. 2028'e daha 5 yıl var. Şahsen yani biyolojik ömrü yeter mi yetmez mi o da tartışmalıdır. O da bakılması gereken bir konudur. Bir kere daha aday olacak. Bunun şeyini koydu. Ne derler? Niyetini ortaya koydu. Ya zaten onu aldı. 2023'te Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? AKP neyi savundu? Erdoğan'ın ikinci dönemi. Erdoğan birinci dönemiydi bu. Şimdi ikinci dönemi için aday oluyor. Tamamen meşrudur dendi. Yüksek Seçim Kurulu'nda bunu böyle ilan etti. Zaten ikinci dönemini süren Erdoğan şu anda mevcut anayasaya göre, delik deşik edilmiş anayasaya göre. Üçüncü dönemde aday olabiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alırsa. O da anayasada var. Dolayısıyla Erdoğan 2028'de de zaten aday olabiliyor. Ha dedi ki kendini bağladı ben son kez adayım falan dedi ya geçin onu. Yani Erdoğan hangi sözünü tuttu ki dündündür bugün bugündür. Ama yasal olarak bir problem yok onu söylemeye çalışıyorum. Erdoğan MHP'den kurtulmak mı istiyor? Hayır. Yani onu anlattım. Altta danışmanın yorumu var. Erdoğan halk iradesine saldırmış mı oldu? Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Danışmanı Erdoğan'ın vatana ihanet içinde olduğunu mu ilan etti ki? Danışmanı 2020 yılında daha çok yakın bir tarihte esasen. Yani anayasa değişmiş, başkanlık sistemi gelmiş Türk tipi filan ondan neredeyse 3 yıl sonra. Çünkü Nisan 2017 referandumuyla bu oldu. Ondan 3 sene sonra ve Erdoğan ilk dönemini kendilerine göre sürerken İki turlu cumhurbaşkanı seçimini ve 50 artı 1 oyu tartışmaya açma çabası açıkça halk iradesine saldırıdır. Halkın hükümeti kapsayıcı oyla seçmesinden rahatsız olan odaklar, halkın iradesinin parçalanması ve Türkiye'yi rahatça kontrol etme hevesi içindeler filan. İçinde Erdoğan böyle bu odakların içine mi girdi veya bu odaklara mı teslim oldu falan diye soruyorlar. Ya hayır bu adam yani bakın otoriter liderler için iktidarı devam ettirmek esastır. Ve tıpkı Türkiye Medya Mahallesi'nde olduğu gibi... ...nasıl ki her yazının veya haberin bir günlük ömrü var... ...Ertuğrul Özkök'ün dolaşıma kazandırdığı bir laftır. Ama doğrudur. Türkiye Medya Mahallesi'nde öyledir. Onlar da geriye doğru bir sürü günahını halının altına süpürmüştür. E, bu şey için siyaseti de böyledir. Yani danışmanı 3 sene önce böyle demiş. Ne olacak yani? E, böyle demiştin falan. Yani bu tür böyle ergen tavırlardan falan şey yapmak lazım. Uzaklaşmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani Otoriter liderlerde iktidarı devam ettirmek esastır. Bunun için her yol meşrudur. Ayrıca Erdoğan söz konusuysa hayatta kalmak esastır. Erdoğan hayatta kalmak zorunda. Ayrıca Erdoğan gibiler için mesela Putin kendisinden sonra kendini nasıl anılacağını düşünebilir. Tarihe iyi geçeyim, tarihe şöyle geçeyim falan diye düşünebilir belki. Ama Erdoğan Erdoğan bunu da düşünmüyor. Kendinden sonrası tufan ki tarihe nasıl geçeceğinin onun için umuru e, önemi yok. Toprağın altına girdikten sonra, öldükten sonra ne olursa olsun. Umurunda bile değil. Yani anlatabiliyor muyum? E, uçakta konuşmuş işte. Amerika, şey Almanya dönüşünde. 50 artı bir mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok altılı yok on altılı masa. Cevap veriyorlar. Sen de altılı masa kurdun. İşte MHP'yi, DSP'yi, şunu bunu, hüda parı falan ek ekledin. Şimdi Ondan önce sorulması gereken şey şu. Dedim ya böyle bu ergen cevaplar veriliyor. Yani ben burada İstanbul'a 2500 kilometre uzakta meseleyi biraz daha serin kanlı ve gerçekten en azından yakın tarih bilgisiyle çok yakın birkaç yıllık tarih bilgisiyle anlatırken siz ya hafızanız yani hafızanızı mı yitirdiniz aklınızı mı yitirdiniz yani yasaları mı unuttunuz veya genel geçer işte belli konuları mı unuttunuz yani Erdoğan %50'yi gömdü Tamam da yani bunu değiştirmek için de %50'ye ihtiyacı var. Bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, kılçıksız geçirebilmesi için 400 milletvekilinin oyuna ihtiyacı var. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiremeyip referanduma götürürse de gene 50 artı 1'e ihtiyacı var. Yani %50'yi düşürmek için de 50 artı 1'e ihtiyacı var. Dolayısıyla hani bu, bu anlamda gömmüş de olmuyor. Daha önce de söyledim zaten 2028 hakkını 2023'te almış. Yoksa 2028'de bir kere daha aday olma isteğini falan falan. Erdoğan gibi liderler. Şunu unutmayın yani e, tamamen bitkisel hayatta olsa kirpikleriyle konuşuyor olabilse falan öyle hastalar vardır ya MS hastaları evlerden uzak işte vesaire. O halde bile ülkeyi idare etmek ister ya da isterler. Ama buna böyle bak. Dolayısıyla dün ne söylediğinin şunun bunun çok fazla bir önemi yoktur. Ayrıca ciddi bir meşruiyet sorunu olur. Şöyle ki başkanlık sistemi diyorsunuz ve e, ya işte belediye başkanları en çok oyu alan seçiliyor başkan da seçilsin. O aynı şey değildir. İngiltere'de dar bölge sistemi var. 650 seçim bölgesine bölünür ve en çok oyu alan milletvekili seçilir. O, o bölgenin milletvekilidir ve herkes milletvekili olarak da onu bilir. Ve o kişi de hangi partili olduğuna bakmaksızın seçmenlerini de ayırmaksızın ona, onlara hizmet götürür. Olması gerektiği gibi demokraside ama demokraside tabii Türkiye'de değil. Şimdi Amerika'da böyledir mesela başkanlık sistemi Amerika diyorsunuz. Yani 50 artı 1. Ee, yine e, var mı diye böyle bir ülke baktım ben gerçekten. Siz bunu 40'a veya 30'a düşürdüğünüzde veya en çok oyu alan seçilsin filan dediğinizde meşruiyet sorunu başlar. Ee, sadece Arjantin'de şu var ki birazdan Arjantin meselesine de bakacağız. Ee, bir deliği seçtiler diye sosyal ağların mavra meselesi. Arjantin'de birinci turda 45'i alan başkan oluyor ama ee, her ikisi de 45 aldıysa olmuyor ikinci tura kalıyor. Yüzde 40'ta kalmışsa kural öyle Arjantin'de Yüzde 40'ta kalmışsa kendinden sonraki adaya 10 puan fark atmışsa yine seçilmiş oluyor. Şimdi böyle bir kural koymuş. Yani 40 almışsa ve en yakın adaya 10 puan fark atmışsa seçiliyor ya da 45'i alan başkan oluyor. Ama diğeri de 45 almayacak. İkisi de 48'de kaldıysa mesela ikinci tura gidiliyor falan. Şimdi böyle bir kural var. Hani çok böyle Erdoğan'ın dediği gibi değil. Baktım Arjantin modeli deyip bunu koyabilirler ama bu da Erdoğan'a yetmiyor şu anda. Yetmeyecektir yani. O aynı tıpkı belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi en yüksek oyu alan başkan seçilsin diyor. Ama %30'la, %25'le Erdoğan, %24'le yanılmıyorsam İstanbul Belediye Başkanı oldu 94'te. Sol bölünmüştü, sağ bölünmüştü. Bakın arşivlere görürsünüz. Wikipedia'da bile var. Türkçe versiyonunda bile var. %25 ile %30 ile %35 ile işte seçilmiş bir kişiye tüm yetkiyi verirseniz... Denge yok, denetim yok, hoş şu anda da yok da... %70'e büyük haksızlık etmiş oluyorsunuz. Yani orada da çok ciddi gerçekten bir meşruiyet sorunu ortaya çıkıyor. Yani bu mesele öyle tek boyutlu bir mesele değil. Erdoğan altılı masa diyerek karşısındaki muhalefet bloğuna hedef aldı diyorlar. Altılı masa kalmadı ki. Altılı masa yerle bir oldu. Dağıldı gitti. Altı, şu anda karşısında altılı masa yok. Ee, bir muhalefet bloğu oluşmasını engelliyor. Yani belki bu lafın bir amacı da bu. Gündem değiştirmek vesaire gibi konulara ilaveten. Çünkü bir muhalefet bloğu oluştuğunda kendisi de altılı masa hatta on altılı masa kuruyor ama e, onun altında kalıyor. Ve bir takım hile hurda ve korkunç devlet imkanlarıyla falan ancak seçimi kendi lehine çevirebiliyor tek başına AKP oylarıyla çıkıp bak işte herkes tek başına çıksın falan demeye getiriyor ama dediğim gibi çok ciddi sorunlar var anayasa değişikliğiyle siyasi partilerin ittifak yapmasına izin veren düzenlemeyi falan kaldırabilir her şeyi yapabilirler ama birinci parti olmasını kullanmak ve devlet gücüyle her şeyi yapabileceğini Göstermek, ispat etmek istiyor. Bakalım elmi yaman, beymi yaman. Tüm boyutlarıyla anlatmaya çalıştım. Biraz e, hani eski tabirle muhal ender muhal gibi bir durum var. Yani bayağı bir muhaller yan yana. Ama olur mu olur. E, ben Erdoğan ve ortaklarının önümüzdeki beş seneye baktıklarını ve gündemi bu şekilde değiştirip ve tartıştırmakla da çok mutlu olduklarını köşelerinden şu anda kıh 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 e, dönen e, mavrayı e, e, seyrettiklerini takip ettiklerini düşünüyorum. Arjantin. Gündem, dünyada gündem. Yeni devlet başkanı Milley. Seçim vaatleri. Amerikan, Arjantin merkez bankasını kapatmak. Ulusal para birimi yerine dolara geçmek. Ateşli silahlara erişim. Organ ticaretinin serbest bırakılması filan. Şimdi ayrıca pek çok böyle sosyal adaletle ilgili bakanlıkları filan falan da elinin tersiyle yırtıp atıyor. Acayip yani delilik çağı başlıyor diye bir. ...şey dön, dönmeye başladı ki... ...bütün dünyada, dünya... ...kendi dillerinde bunu soruyor. Özellikle X platformunda... ...eski Twitter. Nasıl bir döneme denk geldik? Soruları da var. Ali Özünyan paylaşmış. Dünya genel olarak bir yönetim kriziyle karşı karşıya... ...batıdan doğuya dünya ülkelerinin... ...en tuhaf liderler, hükümetler tarafından... ...yönetilmesine şahit olduk, oluyoruz. Doğru, mevcut liderler... ...acaba çok mu... ...aklı başında... Bu esasen e, toplumsal yığınların, halkın, halkların neyse statikoya, düzene baş kaldırması bir yönüyle. Evet, deliği iş başına getiriyorlar. Elinde testereyle seçim kampanyası yapan falan orada da çok acayip bir şey var. Bunu savunuyor değilim. Amerika'daki Trump örneği gibi, dünyadaki başka örnekler gibi işte Hollanda'da da gene bir ırkçı lider iş başına gelmek üzere. Bu esasen iyi okunması gereken sosyolojik bir problem. Mevcut düzenden rahatsız insanlar. Ondan dolayı belki de çılgınların peşine düşüyorlar. Gerçekten irdelenmesi gereken bir konu. Gazze, dünya seyrediyor yahu. Çılgınlığı seyrediyor, katliamı seyrediyor. Etnik temizliği seyrediyor. 13 bini geçmiş, %75'i kadın çocuk. Gazze'de ölenlerin sayısı ve bunu seyretmeye devam ediyor dünya. Trump dedim, işte en son e, NBC'de yapılan ankette Trump 46 ile önde Biden 44. Bu. Yani bunlara kaldık. Biri 81 yaşında, öbürü de işte 77. 78 yaşında. Biri 78 yaşında, öbürü de 82 yaşında. Eğer olursa, aday olurlarsa seçim yarışına girecekler. İkisinin de gerçekten sağlık ve en az sağlık nedenleriyle ve hukuki nedenlerle aday olmaması gösterilmemesi ve e, siyasetten uzak tutulması gerekiyor. Biden'ın oğlundan başka pek çok konudan geriye dolu ortada. Amerikan basını çarşaf çarşaf yazdı yazıyor. Hoş onca engelleme çabasına karşı Beyaz Saray'ın. Şimdi bu konuşuluyor. Videosunu izlemişsinizdir. Uzun bir konuşmada kısa 30 saniyelik bir pasaj. Meral Akşener işte efendim bir polisin kendi otelinde kadın ticareti yaptığını filan şey yaptı filan. Ya arkadaş bir kere yani sen bunu biliyorsan gereğini yap. Ya kimse bu soruları sormuyor. Gereğini yap. Suç duyurusunda bulun. O polis hakkında, o otel hakkında. Ayrıca yani devletin himayesi altındaki himayesi altında olması gereken bu çağında ergen neyse kızların, kadınların, şey çocukların neyse bunlara zorla fuhuş yaptırılması ayrı bir suç. Ayrı bir case, ayrı bir dosya. Ayrıca bir emniyet müdürü nasıl otel sahibi olabiliyor? Sadece fuhuş meselesi değil, aynı zamanda haksız kazanç da var. Yani haram para var. Ve yine polis korumasında yapıyor bu işi. Yani bunu hangi polisler koruyor? kendi meslektaşları bunu koruyor, kendi, kendi meslektaşları buna yol veriyor. Akla zarar bir şey ama işte bunun İyi Parti'deki çözülmeye karşı e, Meral Akşener'in e, çıkışı olarak e, konuşuluyor. En son Ümit Dikbayır'ın çıkışından sonra onun e, ihraç istemiyle işte disiplin kuruluna verildiği haberi var İyi Parti'de. Ümit Dikbayır da yani ben diyor haksız zenginleşmişsem Meral Akşener ve ailesinin ve özel kalemi ve eşinin filan da şeyleri sorulsun. Mal varlıkları soruştursun. Orada da bir ima var, gönderme var yani. Acayip. Ne? yani sen de ne biliyorsan söylesene Ümit Dikbayır. Meral Akşener ve ailesi ya da özel kalemi ve ailesi şu 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 konularda haksız Herkes bir şekilde birbirine mesaj veriyor. Fakat orada en enteresan konulardan biri Akşener'in laflarında. Altlara doğru okursunuz. Eee... Karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman, bey mi yaman hep beraber göreceğiz demiş. Ya Teoman Koman'ın ne ara talebesi olduğu Meral Akşener bilmiyorum. Ama 28 Şubat sürecinde iki karşılıklı cephelerdelerdi. Teoman Koman asker kökenli, eski MİT müsteşarı. Bir yandan da yani Akşener MHP'ye mi parmak sallıyor? Yani senin Şenkal Atasagan'ın varsa benim de Teoman Koman'ım... ...ben de o akıldan geliyorum mu demeye çalışıyor bilmiyorum... Tuhaf işler, tuhaf dönemler. Yargı demişken o gün samastı saldılar. Tekrar bulabilirler mi bilmiyorum. Çünkü Nuri Gökhan Bozkır'la Levent Göktaş'ı da saldılar. Hablemitoğlu zanlısı olarak. Haklarında onca gazete, sayfalar dolusu iddialar, iddianameler, şu bu falan hepsi ikisi de birden şey oldu. FETÖ'cü oldu, şu oldu, bu oldu. Sonra saldılar. Tekrar bulabilirler mi? sırra kadem basmışlardır. Ayrı bir konu. Şimdi aynı şey o gün Samastit'ince geçerli. Onun içinde tekrar bir işte bir de Adalet Bakanı diyor ki halkın kamuoyunun bilmediği şeyler var. Ya kamuoyunun bilmediği şeyler var varsa ve bir iddianame, bir soruşturma söz konusuysa o gün Samasta cemaatçi olup ranting olayı zaten söylendiği gibi oraya yıkılacaksa neyse ablemitoğlu gibi, Kaşif Kozunoğlu gibi ne bileyim Gezi gibi filan birazdan bakacağız. Tayfun Kahraman'ın eşi de aynı şekilde bir video çekmiş, onun ilk yarısında bundan bahsediyor. Yani geriye doğru bütün pislikleri aynı torbaya koyacaksak. Bunu niye salmadan yap, yapmadınız? Saldıktan sonra yani bir daha bulabilirseniz tutuklayabilirsiniz. Bir de diyor ki yani suça sürüklenen çocuk. Yani bir de Samast'ın FETÖ yazmışım yanlış. FETÖ üyesi olduğuna dair somut delil elde edilememiş filan. Yani orada bir harf hatası var benim hatam. Hem somut delil bulunamıyor ama yaptığı eylemle örgütün amaçlarına hizmet etmiş oluyor falan. Ben de üzerine konuşuyorum. Bak Agosta çıkmış. Dink ailesi avukatlarından Hülya Deveci Hamas hakkındaki yeni iddianame zaman aşımı kapsamında dolayısıyla düştü diyor. Yani o konuda yapılabilecek bir şey yok. İşte yaş sınırına takılıyor. Şuna buna bir sürü şeye takılıyor. Orada var detayları. Bir de böyle yani bir iş yapıyor ama şey değil. Ama hiçbir şey konuşulmuyor yani. O günkü konjonktür mesela bir Hrant Dink anmasında Agos'un önüne gelen polislerin beyaz bere takması konuşulmuyor mesela. O günkü atmosfer hiç konuşulmuyor. Hürriyet Gazetesi'nin yayınları, Veli Küçükler, Kemal Kerinçsel, Kerinçsizler, Orhan Pamuk'un, Elif Şafan. O atmosfer yani ben o, o dönem yaşadık. Ben 2007'de Hrant Dink vurulduğunda 19 Ocak 2007. Akşam gazetesi yazı işlerindeydim. Sayfa editörüydüm. E 2 yıl kadar o gazetede çalıştım. Kara Karamemed'in gazetesiydi. Bugünkü akşam gazetesi değil. Çukurova grubuna bağlıydı. Davut Paşa'da. Yani cuma bir cuma öğlen işte öğleden sonra haber merkezine bomba gibi düştü. Şu geçti aklımdan o zaman. Yani bulabilecek en iyi hedefi ortadan kaldırmışlar. Yani dehşete düştük. Ama o gün bir siyasi hedef olarak e, Hrant Grantingdi hedef ve e, bunu da sektirmeden yaptılar bir organize e, silsile halinde asker var polis var işte Hrant Dink'e kendine dikkat et diye valiliğe çağıran devlet var bürokrasi var medya var şeytanlaştırma var her şey var Ertuğrul Özkök'ü çağırsalar ya bir sorsalar ya o günkü 2006-2007 yıllarında Özkök'ün yazı koleksiyonuna baksalar ya sadece yazılarına baksalar ya Hürriyet'te Sabiha Gökçen haberleri filan Agos, Hrant Dink nasıl şeytanlaştırıldı? Yani şu anda iddia edilenlerin hiçbiri yoktu. Şu anda konuşulanların şunlar yaptı, bunlar yaptı. Hiçbiri yoktu 2006'da, 2007'de. Kimsenin aklına da gelmiyordu. Ayrı bir konu. Bunların iktidarı bu şu anda. Soldan sağa Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken. Dördü birden poz vermişler. Dönemin fotoğrafı Hadi bunu izah et. Bunun neresinde bahsettiğiniz örgüt ya da örgütçükler var? Hadi bunu izah et. Örgüt demişken Sedat Peker iki ay içinde Türkiye'ye dönecek iddialarına cevap vermiş ki hiçbir zaman o iddialara zaten şey yapmış değilim. Bel bağlamış değilim inanmadım da. Neden? Yani Sedat Peker olayına şöyle bakmak lazım. Yani ne dediğinin bir önemi yok. Çünkü verdiği sözleri tutmadı. Gündemi sallayacaktı, seçime iki ay kala konuşacaktı. Hiçbirini yapmadı, yapamadı. E, yeni bir şey beklemek boşuna. E, belli ki e, iade edilmeyecek. O konuda da bir pazarlık döndü ortada. Her nerede yaşıyorsa Abu da biliyor. 3-5 e, ayda bir böyle bir spekülasyon konuşulacak, ortaya çıkacak. O da demiş ki üniversiteyi bitirene kadar buradayım filan falan. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir maceraya gerek duymuyorum. Evet. Bu laflar en azından duyguyu göstermesi açısından daha akla yakın. Yoksa üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünüyorum meselesi. Hikaye onu herkes biliyor yani. O bir mazeret gerekçe. Tayfun Kahraman'ın eşi. Bir video çekip sosyal ağlardaki mesaj e, platformunda yayınladı. E, bir sos, e, ex platformunda yayınladı. Ben de orada gördüm. E, Gezi'de Tayfun Kahraman hükümetle sürekli irtibat halindeydi. İşte efendim temasla... Yani... Gezinin nasıl olduğu belli. Herkesin göz önünde bir biçimde olduğu Yani o arada bir takım polis veya savcılardan dolayı falan e, başka şeylerle olayı başka yere saptırmanın manası yok. Bu siyasi iktidar. Yani gezi dediğinizde hadi diğer her şeye geçtim. Yani gezi dediğinizde başından sonuna Erdoğan'ın korkusu var. Erdoğan'ın beni deviriyorlar, ihtilal yapacaklar, sokak hareketleriyle gideceğim. O gün bugündür iki kişi bir araya gelip basın açıklaması yapamıyor yahu. Ya kapaca götürüyorlar. Her yer sivil polis kaynıyor. Yani Gezi başından sonuna Erdoğan'ın gidiyorum korkusu üzerine bir hikayedir. Evet Halit Ergenç nerede mesela kol kolaydı Mehmet Ali Al Alabora'yla. O şimdi makbul vatandaş, dizilerin aranan oyuncusu. Diğeri... Cardiff'te burada sürgünde. Şimdi herkes oradaydı. Herkesin gözü önünde oldu her şey. Ve hükümet evet sadece Tayfun Kahraman ve herkesle bir temas götürdü. O zaman başbakanlık konutuna veya Erdoğan'ın makamına çıkanlar var. Ne bileyim mesajlaşanlar var. Haber alıp götürenler getirip götürenler var. Aman şiddete bir son verelim. Sokak olaylarına bir son verelim. Vandallığa bir son verelim. Tamam şu konuda sulh olalım. Hükümetle bir adım atsın. Biz de şöyle bir adım atalım falan gibi. Mesela sadece tek başına Tayfun Kahraman değil ki. Bakın 3 milyon genç eve kapanmış. Gezinin üzerinden 10 yıl geçti ve şu anda bizim artık konuşmamız gereken başka şeyler var. Bir günün haberinden aktarıyorum. İşsizlerin %22'si bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Rakamlar orada. Büyük bir umutsuzluk var. Ondan dolayı insanlar ülkeyi terk ediyor, kaçıyor. En azından gezi atmosferinde bu yoktu gezi günlerinde iktidarın sandıkta değiştirilebileceği, siyasal iktidarın gönderilebileceği duygusu vardı. Herkes ülkesinde yaşam hayali kuruyordu o yıllarda, o günlerde. Kimse yurt dışında yaşal bir yaşam hayali kurmuyordu. Aman iltica edeyim, göçeyim. Göçmenlik haklarından yararlanayım. İngiltere'de nasıl yaşarım, Amerika'da nasıl yaşarım? Yoktu bunlar. Sonraki birkaç senede her şey sarpa sardı. Fırın sütlaç süt, 880 TL olmuş. Belli makbul hesaplardan önüme çokça düşünce ben de buraya getirdim. Bilmiyorum, görmedim. Gerçekten böyle mi? Değilse, yalansa yazın altına lütfen ama yani inanamıyor insan. 880 liraya fırın sütlaç yahu. 880 lira. Yoksa burası havalimanı büfesi mi? Yani fakat havalimanı büfesinde de bu olmamalı. O da ayrı bir çarpıklık. Açlık yok diyen çalışma bakanı Mercedes'ten inip pazara gitsin demiş. <laughs> CHP lideri. Özgür Özel. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'mış. İsmini de bilmiyorum. Acayip acayip böyle isimler devreye girdi tekrar. Her hükümet değişik. Bir önceki hükümeti de bilmiyoruz ya. Çalışma Bakanı'nın altında milyonlarca liralık Mercedes varmış. Öbür tarafta da haber 11.3 milyon kişi yardımla geçiniyor bilmem ne. Ya arkadaş yani Sözcü de bu haberi yapmış koymuş. Ya mesele o değil ki yani açlık var mı diyecekler. Yok diyecekler her şeyi inkar edecekler. Bunlar seçimden önce her yere TOG'la gidiyorlardı yerli milli oto. Unuttular ondan sonra şimdi yine her yere Mercedes'le gidiyorlar. Yani bunu artık yani bunu konuşmanı falan bir manası yok. Bunu, bunu göze sokmanın da manası yok. Kendi mahallenin gözüne sokuyorsun. Diğer tarafın bu fazla böyle umrunda değil ki. Ama bana göre haftanın belki de ayın fotoğrafı şu: DSP genel başkanı, ismi lazım değil, partisinin Mardin'deki il binasını Hüdapar il başkanıyla açılışını yapmış. Bir kelime eksikliği var, onun için de özür dilerim. Bu daire içerisine aldığımız kişi. Mardin il başkanıymış. Ortada kırmızı kravatlı da Ecevit'in partisinin genel başkanı. Türkiye fotoğrafı bu. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Biraz uzunca oldu. Hafta sonunda biriken meselelerin de üzerinden geçmemiz gerekiyordu. Ama gerçekten hemen her konuya serin kanlı sağduyuyla ve hafızaya müracaat ederek Bakmak durumundayız karşımızdaki aktörler isimler liderler partililer gazeteciler şu bu neyse içerideki ve dışarıdaki dışarıdakilerle ünlüler meşhurlar neyse bilinmeyen insanlar değil her şey çok belli ve yani benim burada yaptığım tespitlerde sizin çok rahat birkaç dakika başınızı iki elinizin arasına alıp düşünerek varabileceğiniz sonuçlar Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz sonuçta. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın.